Tekrar hoş geldiniz. Teknolojinin avukatlık mesleğinin dönüştürücü etkisi ve baroların atılacak adımlardaki rol konulu ikinci oturumu gerçekleştirmek üzere İzmir Barosu'ndan Avukat Hakan Eriş ve Avukat Nagihan Özdemir'i, Ankara Barosu'ndan Avukat Orhan Başçavuşoğlu'nu, İstanbul Barosu'ndan Avukat Sertel Şıracı'yı ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Başak Buluz'u sahneye davet ediyorum. Değerli konuklarımız, ben de tekrar hoş geldiniz diyorum ikinci oturumumuza, öğleden sonraki oturumumuza. İzin verirseniz kısaca kendimi tanıtayım. Ben İzmir Barosu avukatlarından Münir Hakan Eriş. 1990 yılından beri İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlık yapıyorum. Halen 9 Eylül Üniversitesi'nde tez aşamasındayım, doktora çalışmalarımı sürdürüyorum. Bir de yarı zamanlı olarak çeşitli üniversitelerde öğretim görevliliği yapmaya çalışıyorum. Bu çalışmamızda ikinci kısımda ilkin ne bütünleyecek bir kısım noktalarımız var. Onlar da genel olarak ülkemizdeki eğitim, farkındalık seviyelerine ve bunun hiç şüphesiz mesleğimize yansımalarına değindik. Acaba bu çerçevede barolara düşen görevler neler olabilir? Hangi alanda eksiklerimizi barolarla daha kolay kapatabiliriz? Bu konulara kısmen değineceğiz. Ben izin verirseniz ilk sözü halen İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan Başak Buluz hocamıza vermek istiyorum. Kendisi Gebze Teknik Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürüyor. Kendisi hakkındaki ilave bilgileri de ben her katılımcı arkadaşımdan kendisi tarafından paylaşılmasını rica ediyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim öncelikle hem davetiniz için hem açılış konuşması için. Benim bu barodaki ikinci etkinliğim. O yüzden ev sahipliği için ikinci kez teşekkür etmek istiyorum aslında. Başak Buluz öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda bilgisayar mühendisiyim. Halihazırda İstanbul Aydın Üniversitesi'nde çalışıyorum. Gebze Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde doktora çalışmalarıma devam ediyorum. Doktora çalışmalarımı aslında doğal dil işleme üzerinde çalışıyorum. O yüzden de biraz hukuk konusunda elimi hamura bulaştıranlardanım diyebilirim. Bu yüzden de bana söz hakkı bazı konuşmalarda denk geliyor. Şimdi aslında hem bir eğitimci, hem mühendis, hem de biraz bu alanda çalışmış biri olarak nacizane görebildiğim bazı şeyler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum, bunlarla başlayalım istiyorum. Şimdi eğitim tarafında bizim eğitimcilerin aslında en çok zorlandığı konulardan bir tanesi yerleşmiş olan eğitim düzenimizdeki ufak tefek değişikliklerin yapmanın aslında o kadar kolay olmaması. Program başkanlığı görevim boyunca gördüğüm yegane bir şey var ki bir ders programına bir ders eklemek isterseniz yönetiminden işte rektörlüğüne, dekanına kadar birçok aşamadan geçmeniz gerekiyor ve bu aşamalar oldukça yorucu. Dolayısıyla müfredatların değişmesi hususunda öyle hemen karar verip bir değişikliğe gidemiyorsunuz. Dolayısıyla da bu konuda hukuk fakültelerinde evet ders programlarında değişikliklere ihtiyaç olduğu aşikar, bunu değerlendirdik hep beraber konuşarak ama bu değişikliklerin olması esnasında kaybedeceğimiz zamanı aslında belki barolarla telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda çok kıymetli olabileceğini düşünüyorum. Baroların sadece avukatların bir arada bulundukları ortamlar olmadığını işin içerisine girince birazcık daha bir arada olunca çok net bir şekilde gördük. Dolayısıyla bu tarafta aslında bir eğitim tarafı da var. Avukatların bir staj süreleri var. Buralarda aslında bilişim hukuku tarafına yönelilebilir ve en azından temel olan bilgiler burada avukatlara, özellikle yeni işe başlayacak olan, deneyim kazanan avukatlara aslında burada edindirilebilir diye düşünüyorum. Onun dışında aslında bu yaşadığımız değişim süresince
Birçok meslekte, sadece avukatlık düzeyinde değil, birçok meslekte biz değişim görüyoruz. Bazı mesleklerin işte kaybolabileceğinden bahsettik. Bazılarının çok büyük bir değişime uğrayacağından bahsediyoruz. Ama bu raporu düzenlerken de görüştüğümüz konulardan bir tanesi avukatlık mesleğinin yok olmaktan ziyade ara işlemlerini, yani onların işlerini zorlaştıran, belki zamanlarının birçoğunu harcamak zorunda kaldıkları ara işlemlerin aslında bizim geliştirdiğimiz, mühendislerin geliştirdiği yapay öğrenme, yapay zeka uygulamalarıyla daha kolay bir hale gelebileceğini öngörüyoruz. Çalıştığım alan doğal dil işleme diye bahsetmiştim. Bu doğal dil işlemenin konusu içerisine birçok şeyi dahil edebilirsiniz. Metin özetleme sistemlerini dahil edebilirsiniz. Kategorize etme işlemlerini dahil edebilirsiniz. Bunun gibi birçok yardımcı aracı aslında bizler tasarlayıp her alanda olduğu gibi hukuk alanında da hizmete sokmak istiyoruz. Ama burada Aycı Hocam da bahsetmişti. En büyük engellerimizden bir tanesi veri konusunda sıkıntı yaşıyor olmamız. Eğer bu konuları da yine bir arada bulunarak irdeleyebilirsek aslında üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok gibi gözüküyor. Baroların bu anlamda çok ciddi önemi olduğunun farkındayız. Çünkü hem meslek grubu bir arada bulunuyor, bir arada çalışma ve çok güzel işler çıkarabilme potansiyeline sahipler. Hem de gelişimlere çok açıklar. Dolayısıyla teknolojinin bu akıl almaz hızının yanında onların da desteği bizim için çok önemli. Biz multidisipliner çalışmaları desteklemek durumundayız. Çünkü görüyoruz ki ben meslek hayatımda gördüğüm yegane bir şey var ki, evet, bilgisayar mühendisleri olarak sistemleri tasarlıyoruz, yazılımsal olarak kodları geliştiriyoruz. Ama hukuk tarafını spesifik olarak değerlendirmem gerekirse, bu tarafa bir yazılım yapabilmem için mutlaka bir hukukçuya, hatta birden fazla hukukçuya mutlaka ihtiyacım var. Dolayısıyla bir arada bulunmanın önemi çok çok fazla. Bu konuda yine tabii sizlerin de görüşlerini almak istiyoruz aslında. Biz bu çalıştayı düzenlememizin sebebi de, açık çalıştaya dönüştürebilmemizin sebebi de bu. Birazcık daha fikir almak, hani bu hazırladığımız raporu gözden geçirmişsinizdir. Sizlerin de değerlendirmelerini almak. Aramızda farklı alanlarda işte avukatlık yapanlar, mühendislik yapanlar, teknik alanda bulunanlar veya benim gibi eğitimin içerisinde bulunan kişiler var. Dolayısıyla bu eğitimler nasıl tasarlanabilir veya bu müfredatları birazcık daha hızlı bir şekilde bir araya gelerek nasıl oluşturabiliriz de aslında konuşmamız ve belki de raporlara dökmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Yani arada katkıda bulunmak isteyen herhangi bir katılımcımız varsa memnuniyetle. Buyurun lütfen. Özür dilerim, mikrofon hemen takdim edelim size. Daha rahat duyalım diye. Konuşma için teşekkürler. Veri konusunda bazı sıkıntılardan bahsettiğiniz, biraz daha açabilir misiniz bu konuyu? Bizim çalıştığımız sistemlerde, özellikle yapay zekadan bahsediyorsanız eğer, veriden öğrenen sistemler. Dolayısıyla büyük verilere ihtiyacımız var. Yani maalesef ki bir doğal dil işlemede bir uygulama geliştirmek istiyorsanız, İşte binler mertebesinden çıkıp birazcık daha 10 binler, 100 binler mertebesine ulaşmanız gerekiyor doküman sayısında, kelime sayısında. Dolayısıyla da burada alan spesifik bir şekilde veriye ihtiyacımız var ve bu verinin de doğru bir şekilde etiketlenmiş olmasına ihtiyacımız var. Bu işlemleri biz yapamıyoruz. Yani ben hukuk metinlerini siz bana vermiş olsanız bile benim bunu etiketlemem doğru bir yaklaşım değil. Dolayısıyla orada yine belki staj dönemindeki avukatlara, belki deneyimli avukatlara ihtiyacımız olacak. Bu taraftaki teknik tarafı, yani etiketleme işinin teknik boyutunu, nasıl etiketleneceğini biz verdikten sonra o kısmı birazcık daha hukukçulara devretmek durumunda kalmamız gerekiyor. Bunun dışında da bu verilerimizin temiz olması gerekiyor. İşte yansızlıktan bahsettik. Bayasa sahip olabiliyor. Dolayısıyla sistemimizi belki yanıltabiliyor. Bu tarz şeylerin de birazcık daha temizlenmesi konusunda, yine elimizde büyük veri olursa bunları azaltsak bile yine eğitebilecek kadar veri elimizde kalmış olur. Ama görüyoruz ki birçok alanda, yani sadece hukuk alanında da değil, özellikle sağlık alanında çalışanlar beni çok iyi anlayacaklardır. Sağlık ve eğitim hukuk kadar zorlu alanlardır ve bu alanlarda veriyi istediğiniz zaman çok çeşitli engellere takılırsınız. İşte kişisel hakların korunumu bunlardan bir tanesidir. Bu hani kötü bir şeydir anlamında söylemiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama bizim çalıştığımız
Veriler zaten anonimleştirilerek kullanılabilir ve buradan sonuç elde edilebilir veriler. Ha, anonimleştirme konusunda daha Yüce Hocam değindi. Bazı problemlerimiz olduğu gerçek ama bu sistemlere ihtiyacımız var ve geliştirilmesi için de bazı verilerin açık olarak bizlerin elinde olması da gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Yani farkındalık düzeyi gittikçe arttıkça aslında bazı şeyleri daha da fark ediyoruz. Yani madem kaçınılmaz bir şekilde geliyor, en azından en faydalı şekilde yararlanabilecek altyapıyı oluşturmak da biz meslektaşların vazifeler arasında olsa gerektir diye düşünüyorum. Bir araya gelip oluşturduğumuz bizim her birinin ayrı tüzel kişiliği olan barolarımızın veya bir araya getirdiğimizde oluşturduğumuz birliğin yani buna sahip çıkması sanıyorum mesleğin geleceği açısından da öngöremeyeceğimiz kadar önemli bir nokta. Başka katkıda bulunmak isteyen arkadaşım var mı? Yoksa ben sözü Ankara Barosu'ndan meslektaşım Orhan Başçavuşoğlu'na bırakmak istiyorum. Lütfen kendinizi de kısaca tanıtırsanız. Teşekkür ederim. Avukat Orhan Başçavuşoğlu, Ankara Barosu'na kayıtlı 13 yıllık avukatım. Ağırlıklı olarak müvekkillerimin iştigal alanları bilişim, savunma sanayi ve reklam sektörü olduğu için bu alanlarda kendimi geliştirmeye ve bu tür çalışmaların içinde yer almaya çalışıyorum. Öncelikle İstanbul Barosu'na ve Selin Hanım'a bu tartışma fırsatını yarattığı için çok teşekkür ediyorum. Daha önce konuşmacılar bahsetti, bu bizim üçüncü çalıştayımız. Daha önce biz bu konuları detaylı olarak tartıştık ve raporumuzda yer vermeye çalıştık. Ama bazı şeylerin altını çizmek adına ve hem Hakan Üstadım'ın söylediği gibi bir farkındalık yaratmak hem de belki birlikte bir başka projeksiyon çizebilmek adına bir arada olmamızın anlamı olduğunu düşünüyorum. Teknolojinin avukatlık mesleği üzerindeki dönüştürücü etkisini tartışıyoruz bu oturumda ve birinci oturumda da ağırlıklı olarak avukatlık mesleği yok olacak mı tartışması yapıldı. Yine bu konuda bu gündemin içerisinde. Tabii ki avukatlık mesleğinin yok olmasından yarın öbür gün bir ceza yargısında sanık olarak yer alan kişinin yanında bir müdafinin bulunmayacağı anlamına gelmiyor. Tabii ki avukatlık mesleği yok olmayacak. Tabii ki tarih boyunca hak savunucusu olan avukatlık kendine bir alan bulacak. Ama bu açılış konuşmasında Sayın Başkan'ın da söylediği gibi her şeyin değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Şüphesiz çok şey değişecek. Belki de teknolojinin neler getireceğini incelerken biraz neler getirdiğine de bakalım. Ben Ankara Barosu'nda 3 yıldır staj danışmanlığı yapıyorum. Ve stajyerlerle bu nedenle yoğun bir mesai harcıyorum. Son 2 yılda çok ciddi bir şekilde stajyer avukatların meslektaşlarımızın büro bulma, çalışacak, staj yapacak, meslek öğrenecek büro bulma sıkıntıları var. Biz bunu çok genel olarak hep açılan fakülte sayısının fazlalığına, gereksiz ve talep olmadan avukat sayısının artmasına bağlıyoruz ama bir an düşünüp başka nedenler olduğunu da hatırlayalım. Buradaki birçok üstadım çok iyi hatırlar ama belki genç meslektaşlarım bilmiyor olabilir. Çünkü ben bunu geçen hafta derste anlattığımda bilmiyordu gerçekten stajyer arkadaşlarım. Bu HMK'dan önce bizim farklı bir usul sistemimiz vardı. Hem UYAP yokken hem HMK farklıyken mahkemeler tek tek bize ne yapılması gerekiyorsa onun süreçlerine katılmamız için ve özellikle de bedellerini karşılamamız için ara kararlar tesis ederdi. Yani mahkeme derdi ki ben bir müzakere yazacağım. O yüzden sen bana 3 gün içerisinde 5 lira getir, tebligat çıkartacağım, 7 lira getir, bilirkişi yollayacağım, 100 lira getir ve biz stajyerken ben elimizde sayfa sayfa A4 ile adliyede o ara kararları bitirmeye çalışırdık ve bir ara karar listesi de bir günde bitmezdi. Dolayısıyla teknolojinin, yani tabii ki bunda yeni HMK'nın da etkisi var ama özellikle UYAP'ın mesleğimize getirdiği yapıda bu ihtiyaç ortadan kalktı. Artık tüm bu çalışmaları ofisimizden yapabiliyoruz. Dolayısıyla da bunları yapacak stajyere ihtiyacımız kalmadı. Yani Derya Hanım sanırım ilk konuşmada söylemişti. Evet, stajyerlerin niteliksiz iş yapmasının önüne geçilecek niteliksiz işleri yazılımlar, yapay zekalar, avukatlar için yazılmış programlar halledecek. Bu nedenle stajyerler daha nitelikli iş yapacak diye. Kuşkusuz öyle olacak ama bir kısım stajyere de gerek kalmayacak. Veya bir kısım genç meslektaşa gerek kalmayacak. Dolayısıyla teknolojinin kuşkusuz meslek üzerinde dönüştürücü bir etkisi var ve bu
bu niteliği, bu donanımı sağlayamayanları eleyecek. Şu an 100 bin avukat var Türkiye'de bildiğim kadarıyla, giderek de artarak devam ediyor. Eğer mesleğin geleceğini konuşuyorsak, kuşkusuz bir avukat olacak her zaman yargı süreçlerinde ve diğer hukuki süreçlerde, ama bu kadar sayıda olmayacak diye düşünüyorum. Bu farkındalığın, bunlar raporda aslında yer alıyor ama barolara görevlerini hatırlatmak açısından bunun altını çizmekte fayda var. Yani çok güllük gülistanlık bir tablo çizmek. Türkçe'de doğal dil işlemeyi henüz yapamıyoruz. Dolayısıyla da avukatlık mesleği de dil üzerinden gidiyor. Dolayısıyla henüz korkulacak bir şey yok izlenimi vermek bence yanlış. Korkulacak bir durum var mesleğin geneli için, genç meslektaşlar için. Bunun önlemini almak lazım. Hani bir dönem bir kampanyada da yapıldığı gibi, tehlikenin farkında mısınız diye. Tehlikenin farkında olup buna önlem almak her bir meslektaşın ve başta da baroların bir görevi diye düşünüyorum. Baro ne yapabilir bu konuda? En önemli dönüştürücü görevi baronun burada eğitim. Bu da defalarca burada tekrar söylendi ama şimdi daha az önce Başak Hocam akademide ders programlarının ve eğitim içeriğinin değiştirilmesinin ne kadar idari zorluklar ve bürokratik süreçler nedeniyle ne kadar zor olduğunu anlattı. Tamam, biz bir noktada bu çözüme başlayabiliriz. Baroların yapıları YÖK gibi, üniversiteler gibi bürokratik engellerle kurulu yapılar değil. Baroların staj eğitimlerinin akademik takvimlerini ve müfredatlarını barolar yönetim kurullarında belirliyor. Staj yönetmeliklerini barolar kendi yönetim kurullarında veya genel kurullarında aldıkları kararlarla yapıyorlar. Dolayısıyla yarın başlayalım artık. Evet, hukuk hiçbir alanda eğitimsizliği kaldıran bir alan değil. Ceza hukuku artık tamamdır. Ceza hukukunda yeni bir bilgiye, eğitime gerek yok diyemez kimse. Tabii ki ceza hukuku eğitimleri devam edecek. Tabii ki iş hukuku eğitimleri devam edecek ama 4 yıllık üniversitede 1000 küsur maddeden oluşan ticaret ceza kanunlarını okuyup gelen, bunlardan mezun olmuş, mezun olduğuna dair belge almış hukuk fakültesi mezunlarına stajda ceza hukuku anlatmak bence artık baroların biraz tarihin gerisinde kaldığının bir göstergesi diye düşünüyorum. Barolar ivedilikle genç meslektaşların bu alanlarda daha yetkin olabilmesi için bu eğitimleri arttırmak zorunda. Bunu yapabilecek bürokratik hıza sahip, buna yapabilecek güce sahip. Çok uzatmadan toparlıyorum Sayın Başkan. Çok faydalı, teşekkür ederim. Ne yapabilir başka barolar? Sübvanse edebilir bu yapıyı. Bu bir habitat, yazılım habitatında. Avukat hedef kitlesi belki de yazılımcılar için, yeni kurulan startuplar için çok karlı bir hedef kitlesi gibi gözükmüyor olabilir. O zaman baro burada müdahale edebilir. Biz yine kapalı çalıştaylarda bahsetmiştim bundan. Çok kısaca bahsedeyim, bilgi sahibi olun diye. Bugün artık Adalet Bakanlığı yaptığı bir programla gereksiz hale gelmiş olmakla beraber Ankara Barosu'nun bundan 3 yıl önce Mavi diye çıkardığı bir programla mobil telefonlarınız bu yapa entegre bir şekilde duruşmanızın ne zaman alınacağını, alınıp alınmadığını, o an hakimin yerinde olup olmadığını, mazeretle hakim çıkıp çıkmayabileceğini bir pilot uygulamayla Adalet Bakanlığı'na anlaşarak Ankara Barosu uygulamaya soktu. Çok da iyi çalıştı. Çok büyük bir talep ve beğeni gördü Ankara Barosu avukatlarından. Ondan sonra da Adalet Bakanlığı kullanıyor musunuz bilmiyorum ama buna çok benzer bir içerikle, celse içerikli bir program yaptı. Mavi programı öldü. Ama zaten Mavi programından Ankara Barosu'nun beklentisi bundan bir kar elde etmek değildi. Ankara Barosu sübvanse ederek bu programı yaptırdı. Bedelini Ankara Barosu ödedi ve Ankara Barosu üyelerine ücretsiz olarak bunu dağıttı. Dolayısıyla evet, bir sayı da verildi hatta, yani ya da sayı veremem ama çok az diye konuşuldu bir önceki oturumda, hukuk alanıyla ilgilenen startuplar, girişimciler veya yazılım hedefleri diye. Evet, azsa bunu barolar sübvanse edebilir, destekleyebilir. Yine benim makalelerden okuduğum bir dergide, bir hukuk dergisinde Arya isimli bir program hukukta yapay zeka arama motoru ve modelleme yaptığı iddiasında, ki şimdi Başak Hocamı dinleyince zaten röportajda da söylüyor bunun halka açılmasına 1-2 senesi var diye. Niyesini daha iyi anlıyorum. 10 binlerce dataya ihtiyacımız var diyor Başak Hocam. 480 veriyle, 480 karar üzerinden bir modelleme yapılan bir program. Ama iddiası, karar metnini verdiğinizde Yargıtay'dan onama mı bozma mı alacağı konusunda %95 başarı elde ettiği yönünde. Demek ki bizim bu tarz girişimcilere baro olarak destek olmamız, bütçe ayırmamız, sübvanse etmemiz,
Ve gerek veriyle, datayla, kararla, Başak Hocam'ın dediği gibi, gerekse bedeli mukabilinde destek olmamız gerekiyor ki kendi işimize yarayan programları kendimiz yazdıralım ve kullanalım. Evet, teknolojik eğitim konusunda çok meslektaşım, genç meslektaşlarımızın veya meslektaşlarımızın büyük bir kısmının yetersiz olduğundan bahsetti. İnsanoğlu benim gördüğüm kadarıyla tarihte teknolojiyle hiçbir savaşını kazanamadı. Kazanabileceğini de çok varsaymıyoruz. İnsanoğlunun hiçbir regülasyonda hiçbir teknolojik geliştirmeyi durdurmadı bugüne kadar. Durdurabilmesini de beklemiyoruz. Sayın Durakoğlu Başkanım açılış konuşmasında çok güzel bir söz söyledi. Daktilomu elimden çok zorla aldılar diye. Aslında çok bence durumu özetleyen bir cümle bu. Nihayetinde daktilosunu vermiş ama Mehmet Başkan, ki bugün hala mesleği bir öncü bayraktarı olarak taşıyabiliyor, yapabiliyor. Ama hala daktilosunu vermeyenler var. Bu daktilonun yerine istediğinizi koyabilirsiniz. Bu meslek değişiyor, bu meslek dönüşüyor. Eski bilgilerimiz, eski yöntemlerimiz, eski taktiklerimizle bu mesleği ifa edemeyiz. Bu mesleği böyle ifa edemiyoruz diye teknoloji veya yapay zeka bu mesleğin sonunu getirmiş olmuyor. Biz kendi sonumuzu getirmiş oluyoruz. Biz ne yapabiliriz diye sormuştu meslektaşım, artık eğitim sürecini tamamlamış meslektaşlar olarak. Orada bence her avukat kendini geliştirecek doneleri bulabilir etrafında, bu tür çalışmalara katılarak, okuyarak, yazarak, çizerek. Ama genç meslektaşlara da bu konuda destek olma görevi barolara düşüyor. Son, artık bağlıyorum, tekrar kusura bakmayın. Sanal kütüphanelerden bahsedildi, hatta kütüphane yeri verirler mi barolara dediler. Bence bu da artık geride kalmış bir düşünce. Baroların ivedilikle sanal kütüphaneye geçmesi lazım. Telif bedellerini ödeyerek bütün yayınları toplu halde sağlaması lazım. Başık Hocam'ın söylediği karar toplama, hepimizin elinde yerel mahkeme kararları var. Bakın bugün asıl sıkıntı o, içtihatlar tüm arama motorlarında bulunuyor. Yargıtay zaten tüm içtihatlarını açtı. Orada artık bir data sıkıntısı yok ama bu kararların gelişimini görmemiz için yerel mahkeme kararlarına ihtiyacımız var. 100 bin avukatız. Herkes iki kararı sisteme yüklerse herhalde 200 bin veri yeterli bir data olur diye düşünüyorum. Baro'nun birçok kurulu var. Bu kurullarda görev alan meslektaşlarımızın emeğinin karşılığını vermeye çalışıyor. Tabii ki yeterli değildir. Adli yardım gibi, avukat hakları gibi baronun meslektaşlarından aldığı emeğin karşılığını ödediği kurullar var. Bunun için bir veri işleme kurulu oluşturulabilir. Baro burada görev alan, nasıl görev alacağını eğitimini aldıktan sonra görev alan, veri etiketleyen, genç yaşlı, orta yaşlı fark etmez, hatta hukuk fakültesi öğrencisi, meslektaş veya meslektaş adaylarına emeklerinin karşılığını da ödeyerek 100 bin veya ikişer datayla 200 bin datayı da toplamış bir şekilde Türkiye'nin doğal dil işleme ve veri etiketlemedeki geri kalmışlığını çok hızlı bir şekilde çözebilir. Baro teknolojiden sadece meslektaşları eğitmek için yararlanmak zorunda değil. Teknoloji geliştikçe bütün dünyada demokrasi de gelişiyor veya demokrasiyi geliştirmeye dair adımlar atılıyor. Bu baroların yapısı 1500-2000 meslektaş için kurulmuş yapılar, 11 yönetim kurulu üyesiyle 30 bin avukatı idare etmeye çalışıyor İstanbul Barosu. 19 bin avukatı Ankara Barosu yönetmeye çalışıyor. Çağ dışı bir yöntem. Birçok artık şifreli blockchain teknolojisiyle oylama metotları var. 30 bin avukatı sürece dahil edebileceğiniz teknolojik süreçleri de kullanabilir baro. Sadece teknolojiden baronun genç meslektaşlara vereceklerini algılamayalım. Bu da baroyu çok daha katılımcı, çok daha hızlı bir hale getirebilir. Bilgisayarlar matematik toplama çıkartması yapabiliyor diye matematik dünyası ölmedi ve matematikçilere ihtiyaç kalmaması gibi bir durum söz konusu olmadı. Avukatlık sadece bir iştahı alıp bir dilekçeye koymak veya sadece bir anlaşmalı boşanmada iki tarafın mal varlığını alt alta yazmak olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla evet, hesap makinesi çıktıktan sonra sadece toplama çıkartma yapabilen matematikçilere ihtiyaç kalmadı kuşkusuz, ama matematik kuramını geliştiren matematikçiler hala toplumun en öndeki bilim insanlarını oluşturuyor. Hukuk da bir kuram, hukukta bir doktrin, hukukta bir ideoloji hatta. Hukuku bu şekilde ifa eden tüm meslektaşlarımın ben mesleğe devam edeceğini düşünüyorum. Ama hukuku toplama çıkarma seviyesinde yapanlar, evet, bir süre sonra mesleği ve müvekkil portföylerini kaybedecekler gibi duruyor. Çok uzun konuştum, kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. BBC
kaynak gösterilerek 24 Ekim 2016'da bir haber düşmüştü internete. Orada kısaca şöyle diyordu. Bilim insanları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen yüzlerce davanın sonucunu büyük oranda doğru tahmin edebilen yapay zeka sistemini geliştirdi. Robot yargıçlar davaların ne şekilde karara bağlanacağını %79 oranında tahmin edebilir haldelermiş. 24 Ekim 2016 itibariyle. Aradan geçen yaklaşık 2,5 yılda işte hocamın da bahsetmiş olduğu hususlara dikkat edilerek acaba daha nasıl bir yol aldılar? Yani umuyorum fazla gelmemişlerdir. Bize de bir alan kalmıştır. Ben şimdi izin verirseniz İzmir Barosu'ndan meslektaşım Nagihan Hanım'a sözü bırakmak istiyorum. Kısaca kendinizi tanıtırsanız Nagihan Hanım. Tekrardan merhaba. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005 mezunuyum. Özel hayatın gizli ihlalle alakalı bir tez çalışmam var yine 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden. 2006'dan beri de aktif olarak avukatlık yapmaya devam ediyorum. Bu konuyla ilgili olarak ekleyeceğim çok az birkaç madde var. Baroların işbirliği burada çok önemli dedik. İlgili bilişim komisyonları Türkiye içinde ya da uluslararası alanda yurt dışı irtibatlarla, kardeş barolarla bu alanda uluslararası bir bakış açısı sağlayabilir bize diye konuştuk. Ve yazılımların bu konudaki yazılımcıların desteklenmesine değindik. Şöyle bir düşünce oluştu. Yani şöyle düşünelim, çok yoğun bir duruşma günümüz var. Saatler birbiri ardına sıkışıyor bu arada ama biz yerimizde oturuyoruz. Bilgisayarımızın başında online olarak duruşma salonuna bağlanıyoruz. Hani Segbis bunu evet şu anda yapıyor ama böyle bir teknoloji ortamı olsa nasıl olur? Yapay zekanın geliştirilmesi, yani hepimiz elektronik imza kullanıyoruz, ses tanımayla sisteme bağlanabiliriz, teknolojik olarak uygun ama burada işte bizi frenleyen doğrudanlık ilkesi nasıl olacak? Bunlar tartışılabilir, tartışmıştık bir kısmını. Ekleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi de sözü İstanbul Barosu'ndan meslektaşım Sertel Şıracı'ya bırakıyorum. Hepimiz sizi tanıyoruz ama yine de bir sizin ağzınızdan duymayı tercih ederiz. Tabii, buyurun teşekkür lütfen. Ederim, sağ olun. Ben de bütün katkı sunanlara ve bu organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Kendi baromuz adına da ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Ben ortaokul çağlarından beri bilişim ve teknolojiye merakım vardı. Bunu hukukla işte birleştirmiş oldum bu sayede. O şekilde devam ediyor. Bu dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans programında kısmi zamanlı öğretim görevliliği yapıyorum bilişim hukuku çerçevesinde. Ve 2008'den bu yana da bilişim hukuku komisyonumuzdayım. En son dönemde işte başkanlık yaptık ve bu dönem devretmiş oldum görevimi. Aslında tabii bu başlıklar açısından şöyle birkaç not aldım konuşmalar sırasında. Şu var, öncelikle bizde genel olarak hani batı tarafı, batıda geliştirilen yapay zeka ya da yazılım ya da algoritma her ne dersek diyelim. Bu ürünlerin her bir tanesinde tabii kural tabanlı gidiyor. Yani bir Alman hukukuna baktığınız zaman kitapta ne yazıyorsa uygulanıyor olabiliyor. Fakat bizim tarafta hakimin gerçekten ciddi bir takdir yetkisi var malumuz. Bugün dahi öyle. Hakimin geniş bir takdir yetkisi olduğu için işte bu üretmiş olduğumuz ürünlerle hakimin yerine nasıl geçebiliriz tartışmalı. Bugün için yapılan bütün yazılım tahmin ürünleri evet sonucun yeşil ya da kırmızı mı olduğu ile ilgili sonuç üretebilirken gerekçe üretme noktasında çok da başarılı olabileceklerini açıkçası düşünmüyorum. Yani ileride de ne kadar başarılı olabileceği tartışılır. Çünkü günün sonunda burada bir vicdanla ilgili bir şey yapıyoruz. Hatta kararlarda bile yazar malumunuz. İşte bu konuyla ilgili vicdanen kanaat getirmeyle ilgili konu. O yüzden de bir programın bu şekilde bir kanaatle vicdanen bir karar vermesi özellikle ceza hukuku anlamında problemli olabilir. Fakat tabii ki bir trafik cezası gibi kural tabanlı giden bir hususla ilgili bugünün karşılığı belki arzu halciler tarafından yapılan işlemleri evet bugün bu programlar pekala yapabilir. Ama avukatlık mesleği ya da hakimlik mesleği açısından ya da bir savcı açısından da iddialarını ortaya koyarken başarılı olma şansı dediğim gibi takdir yetkisi sebebiyle problemli olabilir. Ama bu takdir yetkisinin bir de yasağı var malumunuz. Hakimin takdir yetkisine müdahale etmemek de gerekiyor bizim tarafta. Peki böyle bir yazılımı aldık. Elimize çok ciddi bir UYAP bir tabun işte konuştuğumuz gibi. Gerçekten bunu bugün yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü yıllardan beri avukatlar olarak biz dilekçelerimizi sisteme giriyoruz. Savcılar giriyor, hakimler karar veriyor, Yargıtay giriyor, herkes giriyor. Danıştay dahil olmak üzere ciddi bir veri tabanı var burada.
Bu veri tabanından üretilecek veriyle bir yere varabiliriz ama hakime bir kırmızı yeşil ışık yakarsak, bir yüzde gösterirsek acaba Yargıtay'dan dönmez bu dosya? Yani hakim, avukatlar kullanmaya başladı, neden hakimler kullanmaya başlamasın? Acaba o noktadan itibaren hakimin takdir yetkisine müdahale mi etmiş olacağız? Acaba yasal bir sınırlama, bir yaptırımla mı karşılaşacağız? O yüzden böyle temel bir takım değişiklikleri gündeme getirebilir bu takdir yetkisi meselesi. Mesela az önce sizin örnek verdiğiniz Avrupa Birliği'nin işte Adalet Divanı verdiği kararla %80 oranında başarı mıdır? Yani bunu bir sorgulamak lazım. Neden %100 değil? Tabii biz insanlık bu makinalardan şey bekliyoruz, %100'lük bekliyoruz. O yüzden böyle hani genelde ceza hukukunda var, %1 bile bizim için aslında bir başarısızlık olması gereken bir konu. O yüzden yine bu ürünlerin kullanılacağı, başlayacağı yerler muhtemelen başka hukuk dalları olacak. Yani bir gün kullanacaksak ama orada yani yapay zekalı ürünlerin işte bu bütün programlar, algoritma önündeki temel engel insanlığın bu makinelerden beklediği %100 başarı meselesi, mükemmeliyetçilik meselesi. Çünkü bugün işte bir karar veriliyor, hepimiz ver yansın ediyoruz. Öyle karar mı? Verildi günün sonunda, ne oldu yani? Bütün bugün oturup baksak, bütün yerel mahkemelerin verdiği kararlar Yargıtay onuyor mu? Öyle bir dünya da yok. Ama biz bekliyoruz ki bu algoritmanın, bu yazılımın üretmiş olduğu verdiği kararlar kesinlikle onlanacak kararlar olsun. Tabii öyle bir dünyaya girdiğimizde bir Yargıtay yapısı nasıl gelişir, o bakar mı bilmiyorum ama hakimlerimize neden bir asistanlık yapıyor olmasın konusu var. Avukatlar tarafından asistan olarak kullanması bugünün aslında anahtar kelimesi muhtemelen. Öyle kullanıyoruz. Aslında yıllardan beri kullanıyoruz. Yargıtay iştihadı buldurmak için de kullanıyoruz. Şu an hepimizin en yoğun kullanmaya çalıştığı arayüzü iyiyse hemen ona geçiyoruz. Çünkü demek ki daha çok işte Yargıtay karar eklemiş. Arama motoru güzel çalışıyor, onu seçiyoruz. Ama daha da böyle akıllı yazılımlar kullanılmaya başlandıkça bu hukuk büroları rekabet döneme geçecek. Bunu bilmiyorum ama bir meslek örgütleri belki böyle düşünmeye başlayabilir. Ama engelleyebilir mi? Pek sanmıyorum. Bu günün sonunda bunu kullanamazsınız diyecek dünya. Sonuçta bu bizim için asistan. Yapamazsın diyemezsiniz. O zaman demek lazım Yargıtay kararını işleyemezsiniz vesaire bir noktaya gider. Ama evet, bugün bir şirket değerleme için malumunuz günlerimizi alıyor. Şirket değerlemeye girdiğiniz zaman bugün gerçekten bir yazılım başarılı bir şekilde yapıyor. Doğru datayı, doğru veriye girdiğiniz zaman sizlerin işte bir ay falan uğraştığınız işi çok kısa sürede yapıp ve sizin yaptığınız istatistiklerle birlikte çok tatlı bir şekilde ortaya çıkartıyorlar. O yüzden bu rekabet meselesini ya da baroların bakış açısı, meslek örgütlerinin bakış açısı nasıl olur? Bunu bir düşünmek lazım. Tabii baroların bir görevi de sadece bizim mesleki tartışmalarımız değil. Yani hani avukatlık mesleği nereye gidiyor, hakimlik nereye gidiyor değil. Evet, aslında bunu yapması lazım meslek örgütü olarak, iç görev olarak ama dış görevde de malumunuz. Hukukla ilgili olan her konuda barolara fikir beyan etmektedir ki mesela en güzel örneklerinden ve önemli örneklerimiz seçimlerle ilgili konular. Şimdi bu kullanmış olduğumuz yazılımlar seçimlere de müdahale edecekler mi? Ya da işte bütün dünyada sosyal medya ajansları danışmanlık yapıyorlar seçim süreçlerine. Acaba bizim işte seçim kanunumuz değişmeli mi bu konuyla ilgili? İşte seçim süreçlerinde seçmenin davranışlarını etkileyecek şekilde bu tür programlar kullanılamaz dememiz gerekecek mi? Bugün kullanıldığını aslında hepimiz biliyoruz uygulamada. Sadece yani bütün dünyada bu tür kullanımlar söz konusu ve gittikçe artıyor. Bu asistanlar önemli hale geliyor. Ve son olarak da tabii biz neden bugün yapay zeka ya da makine öğrenmesi gibi konuları konuşmaya başladık? Klasik bir durumla işte son insanlık tarihinin %90 verisini biz son 2 yılda ürettik falan gibi durumumuz var. Bu gittikçe geometrik olarak artıyor. Ondan dolayı biz bugün bunu kullanıyoruz. Çünkü artık elimizde bir veri var, bir girdi var orada. Türkiye Cumhuriyeti'nde çok ciddi bir girdi var. UYAP diye bir sistem var konuştuğumuz gibi. Mutlaka güzel sonuçlar çıkacaktır oturup buna bakılsa ama burada mahremiyetle ilgili konulara bir dikkat etmek lazım. Yani bunu bir yazılım firmasına devrettiğimiz zaman al işte bak böyle güzel işler varmış, gelecekte böyle hakimlikler olur, sen bana buradan yüzde üret, bunu yap vesaire dediğimizde yani kişilerin özel niteliksel verisi niteliğinde olacak olan, mutlaka içerisinde verilen olacak olan kararların, işte yerel mahkeme kararları dahil olmak üzere bütün dosyayı ki çok güzel dijital hale getiren servisler de var. Fiziki işte 70'ten bugüne kadar bunu kısa sürede yapabilecek durumdayız. Acaba ne olacak? Yani hiçbir şu ana kadar yargılanan kişiler zaten hani rızasını alın gibi dünyası da yok bu işin. Mecbursunuz yargılama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Aldınız, yargılandı, bitti. Bunu oraya yüklediniz.
O yüzden biraz burada bir dengeyi tutmakta fayda var. Hani bir bilişimle ilgilenen, hani bilişim teknoloji uzun zaman ilgilenmişsen çok ben de özlüyorum ve istiyorum böyle sistemler olsun. Ama bir yandan da bu tip konulara girdiğimizde bir mahremiyetle ilgili de sanki bu eğer ileride bir masa olacaksa o masada da bu konuda terazinin bir kefesinde tutmak gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Katkıda bulunmak isteyen herhangi bir konuğumuz. Buyurun lütfen mikrofonu takdim edelim. Merhabalar, çok teşekkürler katkılarınız için. Benimki sorudan ziyade daha uzun bir anlatı olacak. Onun da manalı olabilmesi için aslında Esin Avukatlık Ortaklığı'na çalıştığımı ve şu anda hali hazırda iki yapay zeka uygulaması kullandığımızı ve bu takvim yılı bitmeden iki tane daha eklemeye çalışacağımızı, şu anda hali hazırda sayısız otomasyon sistemi kullandığımı söylemem gerekli ki bundan sonra söyleyeceklerim birazcık daha manalı olsun belki. Bu sürece bakarken belki de tepenin arkasındaki üç tepe sonrasını görmek gerekli. Önümüzdeki 10 seneye baktığımızda ve insanların hukuk bürolarından beklentisi ekseninde, yani birazcık hizmet odaklı düşündüğümüz noktada hukuk bürolarından beklenen bizim saptayabildiğimiz 4 farklı özellik olduğunu keşfettik. Bunlardan bir tanesi kaynak, yani avukat gücü, iş gücü, mesai saati. İkincisi bilgi, avukatın mesleğinde ve sahip olduğu dikey özelinde son derece etkinlikli olması bekleniyor. Üçüncü nokta avukatın sahip olduğu bilgi ve kaynak sayesinde bir öngörü yaratması. Öngörüsünden de bir dördüncü adım olarak bir karara varabilmesi, bir yargıya varabilmesi beklentisi en azından biz tespit ettik müvekkillerimizden. Ve dünya çevresinde yapılan bazı çalışmalarda da ortaya çıkan sonuç bu. Londra odaklı yapılan bir çalışmada bu dört ayaklı sistem içerisinde yaklaşık 6 sene içerisinde yapay zekanın ciddi anlamda dönüştürücü etkiler ortaya koyacağını, aslında yıkıcı etkiler ortaya koyacağı, bunun da Türkiye'ye düşündüğümüzde 10-12 seneyi bulacağına ilişkin bir öngörü var. Bu öngörünün pazarı şu anda, pazar diyorum, bu hukuk dünyasını nasıl, ekosistemini nasıl değiştireceğini düşündüğümüz noktada da şu anda hali hazırda çeşitli otomasyon sistemleri var. Eskiden zamanımızın örneğin 100 birim saat alan işi 90 saatini tasarruf ederek yapmamızı sağlayan çok ciddi yapay zeka örnekleri var. Bunlardan bir tanesi Relativity, bunlardan bir başkası Abrevia, Contract Express, Contract Companion gibi çok çeşitli programlar var. Bunun da ötesinde bilgi dikeyinde baktığımızda henüz dediğiniz gibi Türkiye özelinde çok güçlü programlar, çok mantıklı programlar henüz ortaya çıkabilmiş değil. Ancak zaman içerisinde bunun da önüne geçilmemesi konusu herhangi bir şüphe olacağını düşünmüyorum. Öte yandan işin öngörü ve karar kısmı aslında yapay zekanın en değerli olacağı ve belki de en yüksek yıkıcı etkisini ortaya çıkartacağı nokta. Çünkü şu anda örneğin bir avukat, ben 30 yıllık bir kariyere sahibim ve 30 yıllık kariyer boyunca şu kadar dava gördüm, bu kararlar, bu davalar da şöyle bir sonuca sebep oldu dediği düzlem, o 10 sene sonra bu büro tarihinde, örneğin 20 yıllık bir büroysa bu büro tarihinde 30 tane dava değil, 3000 tane dava gördü. Veyahut da dünya özelinde buna benzer karşılaştırılabilir davaların sayısı 30 bindi. Dolayısıyla bu 30 karar yerine, 30 dava yerine, 30 bin davaya, 30 bin karara bakıyoruz. Ve şöyle bir öngörü çiziyoruz denilebilecek. Bunun da yarattığı en büyük belki değişimlerden bir tanesi eskisi kadar senelerin ve eskisi kadar deneyimin belki de 10 sene sonra, 20 sene sonra etkisinin ortaya çıkmama ihtimali söz konusu. En azından o açıdan ekosistemde bir değişiklik olması söz konusu. Zaten 30 bin karara bakıp bir öngörü elde edebiliyorsanız ya da bir içgörü elde edebiliyorsanız oradan kalkınarak verdiğiniz karar da Machine Learning Enabled Judgment denilen kavramla çok daha değerli olacak. Ve beklenti şudur ki şu anda örneğin diyelim ki 100 birim iş varsa ve müvekkillerimiz bu iş, 100 birim işin 65'ini bize bilgi ve kaynak sebebiyle veriyorsa, yani buna böyle bir iş var ve buna bir avukatın yürütmesi gerekli, buna bilgili bir avukatın yürütmesi gerekli dediğimiz şey 65 ile 80 arası şu anki 100 birimlik işin. Ancak pazar değiştiği zaman ve burada pazarı tekrar ekosistem anlamında düşünmek gerekli. Çünkü hukuk sektörü yalnızca avukatlar veyahut da hakimlerden oluşmuyor aslında. Burada çok ciddi bir hukuk teknolojisi ve hukuk operasyonları düzeyi de söz konusu. Beklenti şudur ki ileride, aslında şu anda da yapabiliyoruz,
büyük oranda çok işimizin çok büyük bir kısmı zaten otomatize edilebilir işler aradan çıkartılacak. Yalnızca kritik, çok stratejik ve gerçekten bir avukatın sorumluluğunu alması gereken işler olacak. Ve müvekkillerimiz bize bunun için geldiğinde öngörü ve karar verme mekanizmalarını çalıştırmamız gerekli ki şu anda o karar mekanizması en azından müvekkilin içerisinde gizli. Yani en azından bir kurumsal şirkette bahsediyorsak bu bir yönetim kurulu kararı olabilir örneğin. Ancak 10 sene sonra bu büyük ihtimal avukatlık bürolarının daha belki 30 bin karara bakarak verdiği öneri veyahut da teklife bağlı olarak gelişecek bir yapı olacak. Dolayısıyla 100 birimlik işin eskiden 65'i 80'i kaynak ve bilgiden geliyorsa önümüzdeki 10 sene içerisinde bunun tam tersi yani öngörü, içgörü ve karar verme kısmı aslında o 100 işin 65'ini oluşturacağına yönelik çeşitli çalışmalar var. Yalnızca bunları paylaşmak istedim. Belki faydalı olmuştur. Teşekkür ederiz. Başka katkıda bulunmak isteyen? Buyurun lütfen. Geliyor. Bu güzel çalışmayı yapan tüm meslektaşlarımıza kendi adıma teşekkür ediyorum. Ben Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Filiz Saraç. Aralık ayında katılmış olduğum bir konferanstaki edindiğim bilgileri paylaşmak istedim katkı sunma talebi olduğu zaman. Avrupa Konseyi'nde yapay zeka ile ilgili bir birim var şimdi. Başında da bir Fransız hakim var. Yapay zeka ile ilgili yapmış olduğu bir sunum vardı. Eğitim amaçlı olarak katıldığımız bir çalışmaydı. Burada hatta notlarımı da buldum geçmiş. Geldikleri noktada yapay zekanın işte yapay zeka bütünüyle katıksız tasavvur içerir. Mekanik öğrenme istatistiği olarak verilen yüklenen ortamı idare etmektedir. Başka veriden etkilenmeyen çeşitli ağ tabakalarına dayanan mekanik öğrenme yönteminin bir çeşididir. 1980 ve 1990 yılları arasında kurallara dayanmakta ve sisteme veri girişi kurallara göre sonuç vermekteydi. 2010 sonrasında ise mekanik olarak öğrenen sisteme hem veri hem sonuç girilmektedir. Böylelikle kural kalıpları ve kural kümeleri elde edilmekte. Bu kalıplara ve kümelere veri girişi yapılmakta ve sonuçlar elde edilmektedir. Teknik olarak böyle bir açıklamaydı. Algoritma değişikliğinden olsa gerek herhalde, evet. Değil mi? Şimdi orada ama vardığım sonuç şuydu. Sertel Bey'in az önce meslektaşımın söylediği, hukuk biraz daha vicdani kanaat. İşte olayın oluşunda bizim hissettiklerimiz, daha insani olgular içeren bir konu. Yani yapay zeka ile tam olarak bizim mahkeme kararları verilmesini beklememiz biraz hakkaniyetli kararlar vermesini %100 oranında beklememiz mümkün gözükmüyor. Hatta öyle tehlikeli boyutlara vardığı hallerden bahsedildi ki mesela işte zenciler daha çok suç işler, onun oranlaması fazla ise o zaman suç işleme yüzdesi bunun daha fazla olabilir gibi bir takım sonuçlar çıkarabildiği için bu tür tehlikeleri de bizim kabullenemeyeceğimiz temel haklarla ilgili bazı tehlikeleri de içerebileceği noktasında görüşler vardı. Herhalde biz bu teknolojiden faydalanmalıyız ama bir vicdani kanaat gibi, hak ve nefaset gibi konularda istediğimiz her sonucu da bekleyebileceğimiz bir tür değil bu yapay zeka. Teşekkür ediyorum, bu kadardı. Biz teşekkür ederiz. Mehmet Ali Bey, hocam siz... Buyurun. Merhabalar, öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Barolar Birliği'nden birini de aramızda görmek de bizi mutlu etti. Ne güzel. Bu çalışmaya gönül ister ki Barolar Birliği de aktif şekilde katılsın. Lütfen iletirseniz mutlu oluruz. Öncelikle bu dileğimi dile getirmek istedim. Şimdi aslında konuştuğumuz şey, biz çalışmayı yaparken de çok tartıştığımız bir şey. Hukuk vicdan içeriyor vesaire, şunlar bunlar. Bu çok önemli. Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Yeni teknolojik gelişmelerden bahsediyoruz ve bunların hepsinde bir karar vermemiz gerekiyor. Avrupa'da bu tartışmalar olurken insanı öne koyup insan için seçimler yaparak
teknolojiyi yönlendirmeye çalışıyor. Biz sonuçlar üzerinden acaba bizi mi yok edecek, kimi yok edecek, kimi önce yok edeceğiz diye bir tartışmaya doğru gidiyoruz. Yani bundan biraz uzak kalıp işin daha felsefi ve sosyolojik boyutlarına daha çok önem vererek ilerlememiz gerekiyor. Aksi takdirde o vicdanı kaybedeceğiz. Aksi takdirde insani değerlerimizden uzak olacağız. Endüstri 4.0 üretimi dönüştürecek. Hukukta da artık yapay zeka karar verecek. Bu salondaki hiç kimsenin işsiz kalma korkusu bu gelişmelerden dolayı olmayacaktır. Eminim ki bu salonda olanlar bu öngörüye sahip oldukları için zaten onlar bundan daha da fazla yararlananlar olacak. Asıl sorun biz toplum için bunu daha faydalı hale nasıl getiririz? Yapay zekayı karar destek sistemi olarak mı kullanmalıyız ki bunu tartışmıştık? Yoksa yapay zekayı vicdandan arındırılmış şekilde istatistiklerle sonuç üretmek için mi kullanmalıyız? Bunun kararını vermeliyiz. Bu konuda politika üretmeliyiz. O yüzden de bu iş Baro'nun önerisiyle daha çok üst politika makamlarında, mecliste tartışması, siyasette tartışması gereken konular diye de iletmiştik. Teşekkür ediyorum. Bir tercihtir çünkü bu. Aynen, sonuçta. Aynen. Meslektaşım söz ister. Buyurun lütfen. Üstadım, program için hepinize tekrardan ben de teşekkür ederim. Yani üstadımız tam olarak aklımdan geçen şeyi çok güzel özetledi. Yani bizim burada bir tercih yapmamız lazım. Yapay zeka bizi desteklemeli mi yoksa tamamen ona mı bırakmalıyız konusunda? Hani bir tercih yapabilir miyiz? Bence bir tanesini direkt seçme imkanımız çok fazla yok. Sertel hocamız bahsetti. Hukukumuzda bir takdir yetkisi mevcut. Yani bu takdir yetkisini yapay zekaya bırakmak bir nebze belki iyi olabilir. Çünkü takdir yetkisinin normal olumlu olarak kullanılmadığı yerler de var. Güncel hukukumuzda yani hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz kararlar da verilmekte. Belki bu yapay zeka bunun bir kısmen önüne geçebilir. Yani takdir yetkisini sınırlayabilir. Bu çok kötü bir şey olmayabilir. Çünkü yani hakimlerin ya da hukukumuzun her zaman doğru karar verdiğini de görmüyoruz. Farklı keyfilik kararlar da çıkabilir. Keyfilik diyebilir miyiz? Oradaki takdir yetkisi yerine örneğin keyfiliğin önüne geçecek diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani keyfiliği biraz daha kısıtlayabilir. Araya girdim, özür dilerim. Yok, estağfurullah üstad. Yani keyfiliğin önüne geçebilir. Biz yapay zekayı destekleyici unsur olarak, daha doğrusu oran verecek olursak tahmini, yani kendi kanaatim %70 oranında yapay zekadan destek alıp %30 oranında takdir yetkisini kullanmalıyız. Belki takdir yetkisini kısıtlayarak keyfiliğin önüne geçebiliriz. Ya zannediyorum o %79'a 21'lik kısımda verilen kararlar işte doğru çıkması muhtemel takdir yetkisinden kaynaklı olabilir bu sapma. Ya verilen kararlara göre mi tekrardan yorum yapıldı? İşte mahkeme kararları yüklendi, dilekçeler yüklendi ve yapay zeka bir karar verdi ve mahkeme farklı bir karar verdi. Bu sapma acaba mahkemedeki takdir yetkisinden mi kaynaklı? Yok ya yapay zekadaki veri tabanındaki olumsuzluklardan mı kaynaklı? Bunu tespit etmek şu aşamada çok zor olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aslında bir yönüyle bu hukuk politikamızın da bir sonucu. Siz bahsetmiştiniz. Yani kazuistik metoda doğru gider ama bu. Bunun ucu. Yani olay hakkaniyetini bir tarafa bırakmamızı gerektirebilir. Dolayısıyla o da bir tercihtir tabii. Takdir yetkisinin sınırlanması veya tamamen serbest bırakılması veya tamamen ortadan kaldırılması, bu da bir tercihtir. Gördüğümüz gibi ya boşuna değil aslında ilk oturumda bu konuların değerlendirilmesiyle ilgili olarak felsefecilerin de belki giderek toplum bilimcilerin de işin içine katılmasına ihtiyaç olması. İş giderek şeye de dönüşebiliyor, hukuk politikasına, etik kurallara vesaire, hukukun da ötesinde. Bir meslektaşım sanıyorum önce söz istedi. Mikrofonu... Yok, değil. Sol arkada, bana göre sol arkada. İyi çalışmalar. Ben meslektaşınız değilim, tıp doktoruyum. Eş durumundan buradayım. Sevgili Filiz'de. Meslektaşımız sayılırsınız. Konu ilginç. Çünkü söylenen hep şu. Hekimlik ve hukuk
meslekleri ya da avukatlar ve doktorlar mesleği giderek yok olacak diye söyleniyor. Bunun kamuoyunda böyle konuşulmasının sebebi toplumu en çok ilgilendiren iki meslek üzerinden yapay zeka propagandasının yapılması için kullanıldı diye düşünüyorum ben. Önce bunu söyleyeyim. Bu bir. Ama hukukta asıl yapay zekayla ilgili değerlendirdiğimiz zaman yapay zeka sonuçta istatistiki çoğunluğun karar vermesi üzerine organize olmuş bir bakış açısıdır. Sonuçta yok olacak olan avukatlık değil, belki hakimlik mesleğidir diyebilirsiniz. Karar verici orası olduğu için. Ama bütün bu süreçleri yaşarken de bir başka mesele var. Asıl hukukçu, hukukla ilgilenen arkadaşların yapması gereken ve üzerinde çalışması gereken konu, örneğin yeşil ışıkta geçen bir aile içinde sürücüsüz bir aracın kullandığı, sürücüsüz bir aracın yaptığı kaza sırasında küçük bir çocuğa mı, yaşlı ve kanserli bir hastaya mı vurma tercihini yapması gibisinde bir konuda suçlunun kim olduğu, o araçta bulunan kişi mi yoksa o aracı yapan kişi mi diye bir takım tartışmaları yapıyor olması ya da kendi mesleğimde laboratuvar bulgular üzerinde tanı koyup ondan sonra bu tanıdan dolayı, malpraktiksten dolayı hekimi mi suçlayacağız, laboratuvar firmalarını mı suçlayacağız konusu belki çok çok daha anlamlı ve çok daha ufuk açıcı bir konu haline dönüşebilir sizin açınızdan diye düşünüyorum. Çok önemli bulduğum bir şey de söyleyeyim. Yapay zeka tartışmalarının sonucunda ciddi bir şekilde istatistiki çoğunluğun ama kimin tarafından verildiği belli olmayan ya da belli olan istatistikli çoğunluğun diktatörlüğüne doğru gitmek gibisinden bir tehlikeyi de içeriyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii buyurun lütfen. Doktor Bey'e bir ek yapayım. Çünkü biz bunu kapalı oturumlarda konuşmuştuk aslında ve bu tehlikeyi de bahsetmiştik. Hatta şu örneği vermiştim. Hukuk her zaman aslında toplumun zorlamasıyla geçmiş içtihatlarını değiştiren bir yapıdadır. Hatta böyle bir söz var. Yani hukuk o gün havanın yağmurlu olup olmadığı ile ilgilenmez ama içinde yaşadığı dünyanın ikliminden etkilenir diye. Tabii ki günlük değişmeler değil ama toplumsal değişiklikler hukukun yeni kararlar almasını sağlar. Eğer böyle bir karar veya karar destek merci içerisinde bir yapay zeka yazılımıyla kararlar veriliyor olsaydı, işte 1960 Amerika'sında belki bir siyahın aday olmasına, seçimlerde seçilme hakkını hiçbir zaman hiçbir federal mahkeme kabul etmezdi veya kadınların avukat olma hakkını, ki bunların hepsi federal kararlarla, geçmiş içtihatlarıyla tartışa tartışa ve geçmiş içtihatlarından ayrılarak yeni bir yol çizmesiyle topluma özgürlük alanları veren kararlardır. Eğer geçmiş istatistiki çoğunluk dediniz, onun için bu eki yaptım. Geçmiş kararlarına bağlı kalsaydı hiçbir zaman bu gelişmenin önünü açmazdı. Tabii ki kimse zaten burada karar merciğini yapay zekaya bırakma noktasında değil. Zaten yapay zeka da hali hazırda o noktada değil. Ama böyle bir tehlikede, yani vicdani kanaat hep ceza yargısına gidiyor bir miktar bu yapay zeka tartışması. İşte hakim görecek, bakacak, taraflar derdini bir tam anlatacak yazılı olmanın yanında. Tamam, vicdani kanaati henüz oluşturamayacağını hepimiz hemfikir olduk. Ama bir yandan da toplumsal gelişmeyi de fark edemeyecek eğer sabit bir datadan besleniyorsa. Yok açık kaynaklı bir yapay zeka olacaksa o zaten bambaşka bir tartışma konusu. Oraya hiç girmeyeyim. O zaman manipülasyona da açık olacak. Bu eki yapmak istedim çünkü bunu tartışmıştık. Sizler de duyun istedim. Sağ olun. Ama dışarıdan bir gözün de aynı noktada odaklanmış olması bizim açımızdan tekrar teşekkürü gerektiren bir nitelikte. Tekrar teşekkür ediyorum. Meslektaşıma lütfen. Merhabalar. Demin Hasan Selçuk'tan tekrar söyleyeyim. Şimdi tabii bu yapay zeka ya da yazılım her neyse diyorsak bunda birkaç sorun var. Mesela bir de teknolojinin gelişmesiyle ilgili bir sorun var. Bize habire e-devlet, e-devlet diye, teknolojik devlet diye bir şey empoze edilmeye çalışılıyor. Aslında e-devlet baktığınız zaman insanların fişlenmesidir. Yani bu fişlenmenin hangi seviyede yapıldığı da devletin bakış açısına göre değişir. Baktığınız zaman e-devletin en gelişmiş olduğu yerler, demokrasinin en yüksek olduğu yerler değildir. Mesela Gürcistan'da e-devlet çok ileridedir. Güney Kore'de öyledir. Bizde de hatta son işte bir sürü şey daha ekleyeceğiz diye işte söylenip duruyor. Mesela UYAP'a gelelim. Soruşturmanın gizliliği diye bir madde var. Ama UYAP'ta soruşturmanın gizliliği yok.
Çünkü yukarıdaki her şeyi görüyor. Hatta hatırlarsanız 17-25 Aralık olaylarında söylenen şeylerden bir tanesi UYAP sisteminde girilmemesiydi. Çünkü muhtemelen UYAP sisteminde girilseydi zaten her şey baştan görülecekti. O yüzden mesela hukukçular olarak tartışmamız gereken şey soruşturmanın gizliliği ne demektir? Baş tarafta oturan DB admin'in, database administrator'ın bunun hepsini görebiliyor olması soruşturmanın gizliliği ihlal değil mi? Ya da bunu işleten Adalet Bakanlığı'nın o gerekli yerlerin ya da MIT'in ya da başka birinin bunların içini görmesini nasıl sindiriyoruz hiç ben anlayamıyorum. Yani peki bunları yapılacak, ekarte edecek teknolojik gelişmeler var mı? Var. Öyle kiler üretirsiniz ki sadece o dosyaya bakması gereken kişiler bunu görebilir. Ama böyle bir şey yapmıyoruz ya da zaten böyle bir niyetimiz yok. Bu bir teknolojiyle ilgili yani UYAP hep övüyoruz, şöyle şöyle diyoruz ama belki kağıt sisteminde kalsak insanlar daha güvende olacak. Evet bizim işimizi kolaylaştırıyor ama özellikle soruşturmanın gizliliği ya da hukuksal olarak gizli bilgiler açısından büyük bir risk içeriyor. Bir diğer yapay zeka ile ya da yazılımla ilgili konuştuğumuz şey şu ki bilgisayarlar karar veremez. Yani o mu, bu mu diye bir seçim yapmazlar. Bir şeyi compute ederler. Zaten hani Amerikalıların computer kelimesi bence o yüzden çok güzel. Bizdeki bilgisayar onu tam karşılamıyor. Bir şeyi compute ediyor. Nedir? Ben istatistiklere baktım. İstatistiklere göre bu şudur. Demin beyefendinin söylediği gibi hani istatistiklerin hükümranlığı var burada. Ve aslında hiçbir belirsizliği yok. Ne çıkacağı belli. Eğer siz ona öyle bir veri seti verirseniz hep istediğiniz sonucu elde edersiniz. Hangi algoritmayı kullanırsanız kullanın, veri setlerini kısıtlı tutarsanız hep istediğiniz sonuç çıkar. Çünkü sonuçta veri üzerine ilerliyor. O zaman verilerin işte bağımsızlığı, yeteri kadar yaygınlığı, her alanı inceleyip incelemedi, yani işleyip işlemediği, bu da başka bir sorun ki. Bunun verilerin gerçekten doğru olup olmadığını tespit etmede yine bilgisayar yapacak. Çünkü 100 bin verinin gerçekten bir bağımsızlığı işaret ettiği ya da doğru bir şekilde seçildiğini de bilemeyeceğiz. Baktığınız zaman yapay zeka ya da bu şey, benim hep söylediğim bir fikir vardır. Yazılımcının sorumluluğunu üzerinden atmak için söylediği bir şey. Niye? Çünkü zeka var diyorsunuz, yapay diyorsunuz. Sanki orada da gerçekten karar veren bir şey varmış gibi. Mesela bir örnek verelim. En son biliyorsunuz Boeing 737 Max'ler düştü. İki uçak parçalandı. Şimdi muhtemelen bunlar da yapay zeka kullanmışlardır. Yani siz yani yüksek bir yazılım kullanmışlardır ki çünkü uçaklarda satıyorlar. 300-400 milyon dolarlık uçak satıyor. Düşme sebebi diye okuduğum birkaç yazı var. Pilotun belli bir manevra tipi müdahalesini engelledik. MCAS diye bir yazılım kullanıyorlar. Evet, o yazılım engelliyor. Evet, pilotun. Yazılım normal olarak uçağın burnu fazla kalktığı zaman stall etmemesini uçağı otomatikman uçağın burnunu aşağı çeviriyor. Eğer bu bilgiyi alan şeyde işte sensörlerde bir sıkıntı varsa uçak habire otomatikman sistem devreye giriyor. Uçağın burnunu yere çeviriyor. Pilot ne yaparsa yapsın uçak yere çakılıyor. Dolayısıyla pilotun müdahale imkanını ortadan kaldırmışlar. Evet. Güya bir yerlerde yazıyormuş. Uzun stepler kullanarak çıkartabiliyorsunuz ama iki uçak bunu başaramadı. Şimdi buradan baktığımız zaman sıkıntı şu nedir? Mesela bu yazılımı yazan kişilerin herhangi bir sorumluluğu var mı? Cezai sorumluluğu yok. Çünkü FAA yani Amerika'nın işte sivil havacılık otoritesi bunlara izin verdiği için otomatikman sorumluluğu ortadan kaldırıyor. Şimdi niye tıpla mesela tıp örneği iyi bir örnek aslında. Hep tıpla ve hukukla bunu işliyorlar. Çünkü ikisinde de sorumluluk alanı yüksek. Mesela tıpla ilgili yapay zekanın izin verildi. FDA'in verdiği bir izin var sanırım. Gözle ilgili bazı şeylerde bulguların yapay zeka ile işlenmesine izin verdi. O da doktorun onayına sunmak şartıyla. Yani onu kullanabiliyorlar o yazılımı. Şimdi niye? Çünkü sorumluluğu ortadan kaldırmıyor. Hep mesela sanal hakim tartışması vardır. Sanal hakim, sanal hakim. Mesela biz bunu Cem Say'la da Twitter'da bir tartışma olmuştu. O da sanal, bir müddet sonra sanal hakimlerin İşte teker teker gireceğini, sonra sayısının fazlalaşacağını filan söylemişti. Bir defa sanal hakimi devreye sokacaksak 7 hakime filan gerek yok. Bir tane yeter. Yani ya da o zaman 7 farklı yazılım yazacağız. Her biri farklı bakacağız. Sonra bunun doğrusu nedir diye mi bakacağız? Ama aslında hakimde baktığımız şey bence tek şey sorumluluk. Çünkü bir şeye imza atıyor. Bunu ister vicdani sorumluluk deyin, ister hukuki sorumluluk deyin.
Bunu bilgisayara aktardığımızda bilgisayarın hiçbir sorumluluğu yok. Hele ki yazılımcısının sorumluluğunu da alırsak üzerinden, o zaman ortada başıboş olan, hiçbir sorumlu olmayan, istediği şeyi yapabilen bir yazılım ortaya çıkacak. Bu yazılım kendi kararlarını vermeyecek ama yazılımcısının verdiği ya da umursamadan yazdı ya da unuttu ya da bilerek kasten içine ekledi bir sürü sonuçlarını bize yaşatacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben değerli katkılarınız için teşekkür ederim. Özünde yani temeline bakacak olursak aslında iki şey aklıma geliyor. Bir, özellikle fişleme, UYAP vesaire ilişkin çekincelerinize ben de katılıyorum kısmen. Hukuk ve hukuk devleti dediğim şey aslında tam da bu işaret ettiğiniz konuların kendisi için var. Yani bunu özümsedikten sonra dilerim bir gün şey de diyebiliriz, Ankara'da hakimler var. İşte gerçekten ete kemiğe bürünmüş hakimler var. İşte o noktaya ulaşmaya çabalıyoruz. Dilerim bu yapay zeka mı deriz artık, robot mu deriz, her neyse. O da bu yolda yürümemizi kolaylaştırmış olsun. Başka bir kısım... Ben küçük bir şey ekleyecektim. Belki stajyer arkadaşlar da vardır aramızda. İkinci oturumun böyle konusundan da sapmamak için. Hı hı. Baroların bu konuda ne gibi eğitimler verebileceği, staj eğitimde özellikle ve sonrasında avukatların da eğitilmesiyle ilgili bu konuda görüş, öneri veya eleştiriler varsa onları da alırsak ben bir kısmı dillendirme niyetindeyim. İzin verirseniz önce ben devam edebilir miyim? Şimdi çok haklı olarak söyleniyor. Deniyor ki akademik takvimin değiştirilmesi veya müfredatın değiştirilmesi ciddi bir bürokrasi getiriyor. Bir de alışkanlıklar var. Özellikle yeni alanlar ortaya çıktıkça yani doçenti bir tane, profesörü hiç olmayan hukuk fakültesi var. İsim sormayın lütfen, örnek vereceğim. Dekan vekili hukukçu olmayan hukuk fakültesi var. Yani bizim üniversitede dahil olmak üzere bilişim hukuku alanına yönlenelim. Yani herhangi bir üniversiteyi o üniversite haline getiren hukuk fakültesi ise o 84 hukuk fakültesi içinde de bu hukuk fakültesini bu hukuk fakültesi haline getiren örneğin bilişim hukukuna yönelmiş olması veya ağırlık vermiş olması diye önerip duruyorum ben. Dilerim bir gün duyan birini buluruz. Şimdi bir bakış açısıyla da barolarımızın, barolar birliğimizin ben hareket alanının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Daha kolay refleks verebileceğimizi düşünüyorum. Neden? Çünkü yani bu tür bir yönetmelik değişikliğiyle veya yönetmeliğin verdiği imkanlarla sağlayabiliriz. Şimdi staj eğitim merkezlerimiz var. Bu staj eğitim merkezlerindeki eğitimin dönüştürülmesi gerekiyor. Yani hem teknolojinin kullanılması, birinci oturumda var mıydınız? Tam birinci oturumda şunlara da değinildi. Hukuk fakültesinden mezun olan müstakbel meslektaşlarımız teknolojiyi kullanma konusunda da sıkıntılılar. Çünkü hukuk fakültesinde bizim zamanımızda hiç değilse şey yazardık, klasik cevap verirdik. Yani hoca soru sorardı da biz el yazısıyla yazardık. Şimdi orada da teste geçildi maalesef sayı çokluğu sebebiyle. Dolayısıyla cümle kurmakta dahi zorlanıyoruz. Teknolojinin imkanlarından, ya Word, Excel isim verdim, özür dilerim. Word, Excel'i kullanmayı bilmeden, bir majeri bile yapamadan geliyoruz. Şimdi böyle olunca onu bir tarafa bırakalım. Buna tedbir alabilmekten daha kısa yapabileceğimiz bir şey var gibi geliyor bana. Yani baroların içinde bir şey yapmak. Barolar Birliği'nin sinerjisiyle bir şey yapmak. Şimdi biz 3 baro bir araya geldik. Bir çalışma yaptık. Çok büyük haz aldım, çok büyük mutluluk aldım, çok şey öğrendim. Bunu yaygınlaştırabilirsek, Barolar Birliği eliyle, desteğiyle, öncülüğüyle hangisi doğruysa veya baroların kendi işbirliğiyle. Bir de bir yatırım gerekiyor bu işe. Bireysel olarak meslektaşım çok güzel örnek verdi. Yani üç tepe arkasını da görmek lazım. Giderek de oluşuyor, ben öyle hissediyorum. Katmanlar oluşuyor meslekte de. Yani... Sınıflar demek istemiyorum, A, B, C diye de ayırmak istemiyorum ama belli kategorideki işler belli katmanlara yığılmaya başladı gibi. Geçmişte de böyleydi belki ama daha fazla. Şimdi bu katmanlar içerisinde belki kendimize bir yerler, yani yıkacağız, yeniden konumlandıracağız kendimizi. Bu katmanlar içinde bir yerler bulmaya çalışacağız. Burada stajyer arkadaşlarımıza, genç meslektaşlarımıza çok büyük sorumluluk düştüğünü de ben yapıyorum, değerlendiriyorum. Birincisi hocamın işaret ettiği destek bir şey istiyor, enerji istiyor. İki ama bu enerji giderek de geleceğe yönelik bir yatırıma dönüşüyor. Bunun
kurumsallaştırılması çok önemli bence. Bunu kurumsallaştıramayacaksak eğer bu katmanların aralarındaki boşluklar veya bazı katmanlar çok geniş olacak, bazı katmanlar birkaç milim olacak. Yani o katmanların içinde kalanlar şey yapabilecek, daha bir refahta yaşayabilecek. Gerek teknolojinin imkanlarından yararlanabilmesi için, gerekse yatırım yapılabilmesi için benim boyumu aşan noktada benim meslek birliğimin ve onun üst birliğinin, demeyeyim de Barolar Birliğimizin çok şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu konuda Selin Hanım'ın işaret ettiği konuda söz almak isteyen, buyurun lütfen. Ben ilk oturumda da eğitimde hani yaşadıklarımı anlattım birebir. Çok değerliydi. Teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. En son okuduğumuz gelişmelerde Almanya zaten hani onu başlı başına belki ayrı bir kefeye koymak lazım. Bütçesel itibariyle 100 profesör yetiştirmeyi ve 3 milyar euroya yakın 2020 ya da 25 yılına kadar bir ödenek ayırmayı planlıyor. Tabii çok büyük bütçeler bunlar. Ama daha nüfusu da az olan Finlandiya ve Hollanda modeli şu an mevcut öğrencileri üniversitelerde kurulan akademilerde tekrar eğitime çağırıyorlar. Ve bu eğitimleri geçen ya da bu eğitimlere katılan öğrencilere belirli başlı mesela vergisel muafiyetler ya da ne bileyim şehirlerde toplu taşıma imkanlarından daha indirimli faydalanmalar gibi modelleri var. Bunu baroya belki hani çok minimalize ederek baroya uygulamaya kalktığımızda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nda bu tür eğitimler yapılırsa hani katmanlar oluşmasının da önüne geçebilir. Belki yeniliklere ayak uyduran hani belirli yaşın üzerindeki meslektaşlarımız da tabii en doğal hakları onların da bu imkanlardan faydalanmak istemesi. Bu eğitimlere katılıp geri döndüğümüzde baroya ödediğimiz aidatlar nezdinde ne bileyim baro pulları en ufak ilk etapta aklıma gelen bu tür cazibiyet alanları yaratılabilir ama maddi boyutu nasıl karşılanır? Tabii o tamamen baroların bir araya gelerek çalışmaların neticesinde şekillenecek bir şeydir. Ama neticede ne olursa olsun eğitimle aşabileceğimiz bir süreç. Yoksa çok güzel olanaklar önümüze sunulur ama biz onları nasıl kullanacağımızı bilmediğimiz sürece hiçbir faydası olacağını düşünmüyorum. Ki mavi uygulaması demin Ankara Barosu'ndan geldiğini ben bilmiyordum. Celsiyi çok güzel kullanıyoruz ama bir arada çalıştığımız belirli yaşın üzerindeki meslektaşlarımıza dahi hani bunu bu uygulamayı kullanmaya teşvik ederken anlatırken hani bir şey süreci yaşıyoruz. Ha, çok güzel kullanabilirsiniz. Yani bizde uyandırdığı algıyla hani aradaki yaş şeyinden dolayı onlarda uyandırdığı algı farklı oluyor. O yüzden çok teşekkür ederim. Bir küçük noktayı işaret etmek istiyorum özellikle. Ben 50 yaşındayım. Bilişim hukukuna tabiri mazur görün lütfen bulaşma cesaretini gösterdim. Doktora yapıyorum, doktora tez aşamasındayım. Tırnak içinde yediğim dayağın haddi hesabı yok akademik anlamda. Yaz yaz yaz, çiz çiz yaz. Yani yaştan da bağımsız bir şey bu gibi geliyor bana sanki. Şüphesiz bir yönü daha var. İlk oturumda değinildi. Üniversiteler bu işe bir reaksiyon gösteriyor. Sebebi şu, 67 yaşına kadar devlet üniversitesinde hocalık yapabiliyorsunuz. 67 yaşında zorunlu emekli ediliyorsunuz. Ondan sonra bir özel üniversiteye gittiğiniz zaman ömrünüz el verdiğince orada hocalık yapabiliyorsunuz. Şimdi kurgu, hukuk fakültesindeki okuduğumuz ders kitapları gibi gelir bana hep. Siyah ve beyazdır. Hiç ben renkli hukuk kitabı görmedim. İçinde fotoğraf olan ders kitabı görmedim. İktisatçıların, işletmecilerin ders kitaplarına baktığım zaman şey yaparım, hala içim geçer. Anlatırlar, yani isim vermeyeyim, bir hoca şemalar vesaireler koydu. Ben özünde ticaret hukukçusuyum. Ticaret hukukçuları o kadar eleştirdiler ki, ya böyle mi olmalı? Yani şey, grafik koydu diye sadece. Yani böyle gelmiş ama böyle gitmemesi için gençliğin biraz şey yapması, destek olması lazım. Şimdi akademik camiayı baştan biraz önce işaret etmeye çalıştım. Doçent olmayan, profesör olmayan hukuk fakültesi varsa, yani bir doçenti yetiştirmeniz 15 sene, 18 sene değil mi yaklaşık? Bir profesörü yetiştirmeniz 20 seneyi buluyor. Yani bugün tohumunu atsanız 20 sene sonra hasadına ulaşabileceğiniz bir meyve düşünün. 20 seneden bahsediyoruz. 20 senede dünya acaba nerelere gidecek? O yüzden işte o daha baroların daha aktif, daha proaktif yani Barolar Birliği'nin oturması gerektiğini. Ya bununla baş edemem. Benim şahsi kanaatim bu. Akademik hayatta da bulunan birisi olarak söylemekten bir nebze hicap duyuyorum. Çok özür dilerim ama üniversitelerin vereceği reaksiyon değil bu. Bakın
meslektaşım ilk oturumda bahsetti. Ankara'da iki tane üniversitenin hukuk fakültesinin dekanlarıyla bu bilişim hukuku ile ilgili konuşulması. Ya bilişim hukuku doçentlik alanı açıldı bu memlekette. Buna rağmen bilişim hukukçusu yetiştirme konusunda özellikle hukuk fakülteleri çok çekingen duruyor. Çünkü aktarabilecek kişi sayısı çok az. Türkiye Barolar Birliği'nin eğitim planlamasının içinde, yani varsa özür dilerim, bilişim hukukuna veya bilişim hukuku şemsiyesi altında yeni teknolojiyle bağlantılı alanlara ilişkin bir şey yok. Eğitim programı yok. Varsa özür diliyorum. Yoksa da bir an önce yapalım. Yani üniversitelerin var. Teknolojinin kullanmasına yönelik. Oysa biz bu konuştuğumuz hukuki sorunlar konusunda acaba avukatlar olarak başı hep biz çekmiyor muyuz hukuk aleminin gelişmesinde, değişmesinde? Ya burada da bizim çekmemiz lazım. Yani hakime, hocaya bırakmamak lazım diye düşünüyorum ben. Burada ufak bir şey ekleyebilir miyim? Elbette. Üniversiteler çerçevesinde aslında özellikle kendi çalıştığım kurumda da var. Diğer vakıf üniversitelerinde de olduğunu biliyorum ama devlet üniversitelerindeki durumuna çok hakim değilim açıkçası. Belki hocam destek olabilir o konuda. Her bölümün bir sektör temsilcisi belirleme gibi bir zorunluluğu var. Yani bu, ben hukukçu değilim ama hukuk fakültesinde de devam ediyor kendi çalıştığım kurumda. Biz burada sektördeki temsilcileri davet ederiz her sene iki kez. Ve onlarla işbirliği içerisinde olmak için fikir alışverişi yaparız. Yani bu oturumlarda hep şunu konuşuruz. Biz müfredatımızı nasıl geliştirebiliriz? Veya sektöre size stajyer olarak gönderdiğimiz öğrencilerde gördüğünüz eksikler neler ki biz ona göre iyileşelim? Şimdi biz burada dediğim gibi müfredat değiştirmek hani zahmetli bir iş ama müfredatın değişmesine zorunlu kılınan alanlar oluyor. Bu alanda da sektör temsilcisi hani hukukta sektör temsilcisi diye bir şey yok ama barolar var. Burada hani bu eğitimler başladığı sürece üniversite tarafında da bunlar mutlaka görülecek ve bir karşılığı olacak. Ve dolayısıyla aslında bu müfredat zorunlu bir şekilde belki değişmek durumunda kalacak. Dolayısıyla barolara bir iş daha veya bir vazife evet. daha çıkıyor buradan. Yani böylelikle o fikir alışverişinde hani barolar öncülük gösterdiği anda hiç orada fiziki olarak bulunmasanız bile bu mutlaka bir gündem yaratacak. Ve bu gündemin içerisinde de artık müfredatımızı evet şu an değiştirmemiz gerekiyor gibi bir algı oluşacak. Burada dediğiniz gibi eğitilmiş insan sayısı az olabilir. Hani bilişim hukukçusu sayısı az olabilir. Bu durumda da genç insanlar bu sefer bu alana yönelecekler ve evet buradaki açığı biz dolduralım gibi bir bakış açısına sahip olacaklar. Genç özellikle stajyer meslektaşlarımıza bu konuya dikkat çekmemizin temelinde bu da yatıyor. Yani bomboş bir alan duruyor. Öyle düşünün. Yani medeni hukuktaki yığılmayı düşünün, borçlar hukukundaki yığılmayı düşünün, ticaret hukukundaki yığılmayı düşünün. Bir de buradaki boşluğu düşünün. Bu boşluktan bir hoşluk çıkabilir genç meslektaşlarımıza. İzin verirseniz bu sefer hanımlarla devam edelim. Buyurun lütfen. Öncelikle çok teşekkür ederim çalıştığı için. Ben Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün son sınıf öğrencisiyim. Ne mutlu bize. Teşekkür ederim. Buradasınız. Öncelikle bu konunun gerçekten uluslararası ilişkiler düzeyinde de tamamen boş ve hani genç yetişkin olacak insanlar için önü açık bir konu. Ben öncelikle bir haberle başladım yapay zekayı araştırmaya. Çinliler yapay bir zekayla diplomat yetiştirmişler. Nasıl? Dedikoduları dinleyerek, istihbarat bilgileri yükleyerek ve artık siyasetçilere bilgileri robotlar veriyor. Yani robot bir nevi bir siyasetçiye gayet bir şekilde bizim asistanlık veya sekreterlik evet, bizim gördüğümüz şeyleri yapabiliyor. Ondan sonra araştırmaya başladım. Uluslararası ilişkiler literatüründe hiç böyle bir alan olmamış. Heyecanım için kusura bakmayın. Ne mutlu bize. Ondan sonra ben de bir hocamla konuştum robotlarla gayet ilgili ve bir tez yazmaya başladık. Ancak şöyle bir sorunumuz oldu. Hukuk konusunda aşırı boş. Mesela biz insani müdahalede kullanmak istiyoruz. Ancak robotu alana gönderdiğimizde işlediği herhangi bir suçta hukukta ne yapılacağına dair hiçbir şey yok. Ve hani benim aslında buraya katılma amacım hani acaba öğrenebilir miyim? Ama hani görüyorum ki hani bilişim hukuku evet gerçekten yeni gelişmekte olan bir yer. Ve hani ben bu konuda genç insanlar hani mesela ben nasıl ilgi duyuyorsam
Hani evet, dediğiniz gibi 50 yaşın 60 yaşına gelmiş bir insanı bu saatten sonra kodlamayı, yapay zeka öğretmek belki zor olabilir, belki istemeyebilir. Ama mesela hani genç avukatlar, stajyer avukatlar, hani onlar da böyle bir alanda yeni olduğu için ilerleyebilir diye düşünüyorum. Bir söz vermenizi isteyeceğim. Önümüzdeki yıl inşallah bu çalışma yapılırsa buyurun gelin, inşallah biz de size daha somut bir şeyler sunmuş olalım. Biz de size söz vermiş olalım. Teşekkür ederim. 3 dakika vaktim kaldı. İzin verirseniz bir hanımefendi arkadaşımıza, meslektaşımıza daha devam edelim. Herkese merhaba. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016 mezunuyum ben. İsmim Mehtap Karakoyun. Hukuk ve yapay zekanın bir araya getirilerek başlattığım bir projem var benim. Bu proje TÜBİTAK desteğiyle birlikte yürütülüyor şu anda. Projenin girişimcisiyim aynı zamanda. Ben böyle bir çalıştay için çok teşekkür ediyorum İstanbul Barosu'na ve İzmir, Ankara'ya da aynı şekilde. 1,5 yıl önce ben de böyle bir talepte bulunmuştum. Böyle bir çalıştay yapılması gerektiğini ifade etmiştim. Ama tabii o zaman birazcık daha yeni mezundum. Çok ifade edemedim kendimi. Dinledikten sonra şöyle bir tavsiye değil de kendi fikirlerimi ifade etmek istiyorum. Hem stajını yeni bitirmiş olmam ifade edildi, hem stajyerlerden bahsedildi. Acaba çalıştayda yapay zeka hukuku veya hukukta yapay zeka gibi iki başlıkta mı göstersek? Bu sayede biraz daha aslında yeni bir alanın doğduğunu hem avukatlara hem stajyerlere göstermiş oluruz. Hem de biraz insanları, hukukçuları heyecanlandırmış oluruz. Hem de bu sayede belki biraz korkularını almış oluruz. Çünkü yapay zeka müthiş bir korku var bu hukuk dünyasında. Acaba mesleğimizi elimizden mi alıyor diye, ama burada da bu ikisini ayırarak yeni bir alanın doğduğunu gösterip çalışmaya da rapora da şöyle bir kısım eklenmeli mi acaba diye düşündüm. Yapay zeka tam olarak neyi ifade ediyor? Nasıl bir yardımı olacak? Bu işte zaman tasarrufu olsun, iş yükü olsun, stajyerlerin yaptığı işler olsun. Acaba stajyerler bu kez staj mı bulamayacak diye olan kaygıyı alabilir. Bir de aynı zamanda ben stajyerlere gerçekten bu SEM eğitimlerinde bilişim, teknoloji alanlarında dersler verilmesi gerektiğine kesinlikle katılıyorum. Bu sayede avukatların birçok iş yükünü taşıyan stajyerlerin aslında bilişimle, yapay zeka ile, teknolojiyle entegre olması bir şekilde avukatlara da destek olabileceğini düşünüyorum. Hemfikir olduğumuzu anlıyorum. Bu bizim açımızdan çok kıymetli. Katkılarınız için çok teşekkür ederim. Özellikle ilk kısmı biz kendi aramızda ayrıca değerlendireceğiz. Selin Hanımcığım, moderatör olmanın böyle 2 dakika çalma konusunda bir şeyi var mıdır, hakkı var mıdır? Son olarak o arkadaşıma da, evet, meslektaşıma da söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin için 2 dakika çaldım, buyurun sizindir. Çok teşekkürler, konuşmanız için de teşekkürler. Az önce bahsettiğiniz bu hukuk fakültesinde dekanı olmayan, hatta dekan vekili başka bir fakülteden olan üniversite zannediyorum Kocaeli Üniversitesi. Yok değil. Ha, özel üniversite o zaman. İki oldu o zaman. Şahsen orada okuyorum, 2. sınıf öğrencisiyim şu an. Bizim de bir takım sorunlarımız var. En şanslımız sizsiniz. Çok teşekkürler. En erken siz fark ettiniz çünkü. Şununla ilgili, işin teknik kısmıyla ilgili olduğu için ben Başak Hanım'a bir soru sormak istiyorum aslında. Demin Orhan Bey de bahsetti. Hukuk sadece mevzuatı kağıda yazmak değil. Ya da Sertel Bey'in de bahsettiği üzere hakimin takdir etkisi Türk hukukunda büyük bir unsur. Bu sebeple hem felsefi açıdan kuşkularımı gidermek için hem de bilgilenmek için soruyorum. Yapay zeka etik değerlerle beslenebilir mi? O konuda biz de kendi aramızda biraz çelişiyoruz aslında. Yani görüşleri şöyle genel olarak, hani kısaca toparlamam gerekirse, ön yargılar bizim insanların yaratılışında olan bir takım özellikleri, kötü ama var olan özellikler. Ve bu bizim yazılımlarımızı güçlendiren ve yazılımlarımızda kullandığımız veriler de insanlar tarafından oluşturulmuş ne yazık ki ön yargılı veriler. Dolayısıyla yani bu örneği çok fazla kez duymuş olabilirsiniz. İnsan kaynakları ile ilgili yapılan yapay zeka uygulamalarında işte bir bilgisayar mühendisi aradığınız zaman genelde erkek olan bireylerin önerilmesi gibi sistemler söz konusu. Ama burada şöyle bir fark var ki bizim çalıştığımız alanlar matematiksel altyapıyla çalışan alanlar. Dolayısıyla matematikle ifade edebildiğiniz her şeyi kodlayabiliyorsunuz. Kodlayabildiğiniz zaman sistemlere aktarabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu ön yargıları da sadece küçük vektörel işlemler
işlemlerle yok edebiliyorsunuz. Ama insanlarda bu iş bu kadar kolay değil. Dolayısıyla hep sorulan bir soru, işte yapay zekalı sistemler hissedebilir mi, yapay zekalı sistemler etik düşünebilir mi gibi şeyler. Matematikle ifade edilebilen her duygu, evet, sistemlerimiz tarafından taklit edilebilirler. Ama etik dediğimiz şeyi önce biz, hani ürettiğimiz verilerde etik veriler üretmemiz lazım ki bizim sistemlerimizde etik olan sonuçlar üretebilsinler. Tabii etik kavramı da hani felsefi bir kavram ve herkes için değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla burada verilen objektif sonuçların, objektif olduğunu düşündüğümüz sonuçların önyargılardan arındığımızı varsayarak söylüyorum bunu. Ne kadarını kabullenebileceğiz veya bu sonuçları evet doğru olarak kabul edebileceğiz mi? İşte o yüzden biz şunu öneriyoruz, hani karar verme tarafında destekleyici olsun. Hani sadece onları bırakmayalım ama yardımlarını da bizden esirgemesinler. Biz de onları geliştirelim. O yüzden ihtiyacımız var ama tamamen yerimize geçsin anlamında söylemiyorum bunu. Etik üzerine çok fazla konuşabilecek yetkinliğe sahip değilim ama dediğim gibi eğer duygu maksadında bahsediyorsanız, matematiksel olarak ifade edebiliyorsanız neden olmasın? Ağzınıza, zihninize sağlık hocam. Daha nasıl ifade edilir bilemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizim köyde zengin kalkışı diye bir tabir vardır. Şimdi zengin kalkışıyla yerimizi 3. gruba terk edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Konuşmacılarımıza değerli görüşlerini bizimle paylaştıkları için teşekkür ederiz. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Filiz Saraç'ı teşekkür belgelerini takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.